Herkese merhaba. Çok bereketli, çok güzel bir börek var. Mis gibiden patatesli muska böreği tarifi. Önce patatesleri haşlıyoruz. Ben 1 adet yufka kullandım. 1 adet yufkadan yaklaşık 18-20 adet börek çıkıyor. Ona bir büyük patates yeterli geliyor. Patatesi haşladım, ezdim bir çatal yardımıyla. Ardından içine yağda kavurduğum soğanı ilave ettim. Sonra baharat ekledim, tuz ekledim, biraz kimyon ekledim. Kimyon da yakıştırıyorum ben. Arzu ederseniz karabiber, birazcık kekik ilave edebilirsiniz, karıştırabilirsiniz. Ve tamamen bu sizin hayal gücünüze kalmış. Hangi baharatları seviyorsanız onları ekleyin. İç harcımız hazır. Bir tarafta da yufkayı kesiyoruz. Şimdi daha kolay kesebilmek için önce ikiye böldüm ve üst üste katladım. Yoksa iki katlı şeklinde yapmayacağız, tek kat yapacağız börekleri. Sonra dört parmak kalınlığında kestim. Ve gördüğünüz gibi uzun tarafları yani uzun kısımları ikiye böldüm ve uç kısımlarına iç malzeme koydum. Böyle üçgen katlayacak gibi koyun iç malzemeyi de yani bir tarafına koyun. Sonra bir tarafından tutarak kıvırdım. Bakın şimdi göreceksiniz rahatlıkla. Bir üçgen yapıyoruz. Sonra üzerine tekrar katlıyoruz ve tekrar bu şekilde muska böreklerimiz tamam. Şimdi burada önemli bir konudan bahsetmek isterim. Benim yufkam taze yufka. Yani yumuşak, kat yerleri sertleşmemiş, poşetin içinde durmamış yufkalardan. Eğer siz marketten alıyorsanız yufkayı birazcık daha sert ve bu kadar kolay şekil verilemeyebilir. O gibi durumlarda yapmanızı tavsiye edeceğim şey, benim gibi ikiye katlamayın, dümdüz açın, üzerine birazcık su serpin, sonra dilimleyin, sonra bu şekli verin. Sonra üzerine yumurta sarısı sürüyoruz tepsiye dizip. Ben üzerine haşhaş ilave ettim. Siz isterseniz çörek otu, susam da ilave edebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.